Oğlum gelin, tostlarınız hazır. Orçun. Heh, geç kalacaksınız. Merve'yi de çağır. Ben çağırmam onu. Allah Allah. Merve, kızım hadi geç kalıyorsunuz. Ne oldu, kavga mı ettiniz siz? Yani hayır. Günaydın herkese. Orçun hariç. Orçun, ne oluyor size ya Allah Allah sabah sabah? Orçun. Merve'ye sor. Merve, ne oluyor size böyle Allah aşkına? Orçun'a sor. Orçun, ne oluyor size? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Aa, sabah sabah. Trip atıyor bana. Sen niye trip atıyorsun sabah sabah? Trip atıyorum. Ben mi trip atıyorum? Bir kere ben trip atmam. Trip atmak benim en nefret ettiğim şey. Hatta bizim sınıftaki herkes birbirine trip atıyor. Bir tek ben atmıyorum. O yüzden bana tripsiz Merve diyorlar. E ne bu o zaman böyle? Orçun'a sor. Orçun. Merve'ye sor. Siz dalga mı geçiyorsunuz bizi Allah aşkına? Oğlum Merve'yi beklesene. Ya bırakın, tamam. Boş verin, beklemesin. Ben zaten onu ayrı servise bile binmem. Otobüse gideceğim. Otobüse mi? Nereye otobüse gidiyorsun Merve? Saçmalama. Servise binilecek. Evet. Kesinlikle servise binilecek. Evet, tamam baba. Tamam, servise bineceğim. Evet, tamam. Merve. Evet. Ne oluyor bunlara böyle? Şey, yani aman şimdi bunlar tabii bir genç hani. Bence çok güzel anlaşıyorlar gelir. Çok güzel anlaşıyorlar. Tabii yani şey anlamında yani. Bu işi öğren Tuna. Neymiş bu bakalım? Tamam. Tamam. Tost sen de yer misin? Yapayım sana da? Yap. Sonuç olarak ben ödüllü bir reklamcıyım Gönül. Yani bir sürü ödülüm var. Beni tercih etmeleri gayet normal. Canım biliyorum ben senin iyi bir reklamcı olduğunu. Ama Haluk faktörünü unutma. Haluk çok iyidir, hoştur ama çalışılması çok zor bir adamdır. Bana mı söylüyorsun ya? Ya ben kimlerle çalıştım Gönül? O kadar önemli insanlar, o kadar değerli insanlarla çalıştım ki. Yani Haluk da tabii önemli ama yani Haluk onların yanında bence hiçbir şey yani. Yani zaten reklamcının kaderi böyledir. Sen yaparsın onlar beğenmez. Sen yaparsın onlar beğenmez. Sen beni dinle. Haluk deprem gibidir. Ne zaman ne yapacağı tahmin edilemez. Gülme, gülme. Gülme. Bundan sonra iş hayatında da Haluk'la berabersin. Her şey hazırlıklı ol Tuna. Ya ana, ben neler gördüm Gülme hayatımda ya. Haluk ne ki? Yani iş hayatında ben çok acayip bir adamımdır. Beni görsen tanıyamazsın. Yemin ediyorum. Haluk de Allah aşkına. Bir şey söylerdim. Neyse. Neyse ben yavaş yavaş kalkayım. Hazırlanmam lazım çünkü toplantı 11'de. Evet. Nerede bu ya? Ya nereye koydum? Çocuklar, siz bu konuşmama meselesini biraz abartmadınız mı? Ha? Duyuyor musunuz beni? Gideriz. Güzel anlaşıyor çocuklar, değil mi? Meltem, hadi! Tamam. Of! Tamam, hadi, hadi. Tamam, dur. Rujumu süremedim senin yüzünden. Allah Allah. Senin programın ne bugün? Şirkete zero gelecek. Aa, niye? Ya evler satılmıyormuş, ha. Bir reklam yaptıralım dedik. Ben de Tunalardan da bir teklif alalım dedim. Aa, çok iyi fikir. Çok iyi reklamcı Tuna. Göreceğiz. Ama ben biliyorum yaptıklarını. Kaç tane güzel kampanyası var, ayrıca bir sürü ödül de aldı. Günaydın. Günaydın. Vallahi ben öyle ödüllü reklamcı falan anlamam. Reklamdan önce kaç ev satılmış, reklamdan sonra kaç ev satılmış ona bakarım. Hatice'ye değil, neticeye bakacağız. Aa, Haluk Bey, Hatice gelmedi bugün. Ne Hatice'si ya? E siz Hatice'ye bakacağız dediniz. Ay yok, pardon. Hatice'ye değil, neticeye bakacağız dediniz ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi görüşürüz. İyi günler. İşler. Sen de ben de mi kafa buluyorsun? Ya olur mu öyle şey? Hadi ben yanlış anladım kadın, tamam. Hadi kolay gelsin. Günaydın. Günaydın Haluk Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. İsmail Bey geldi mi? Yok, gelmedi. Ha, gerçi haberi var ama sen yine de ara, saat 11'de Tuna Bey gelecek. Reklam kampanyasıyla ilgili böyle bir toplantımız var. Tamam, hemen arıyorum ben. İrem Hanım. Buyurun. İki omlet. Teşekkür ederim. Şöyle koyayım. Paranız. Teşekkürler. Ha, geldi mi omletler? Geldi, geldi, geldi. Ödedin mi sen? Hallettim. Ne bu? Omlet.
Kızım sizin eviniz yok mu? Neden evinizde yapmıyorsunuz böyle şeyleri? Vaktimiz değerli Haluk Bey. Ben evde kahvaltı yaparak harcayacağım zamanı burada çalışarak değerlendiriyorum. Hem yiyorum hem çalışıyorum. Vaktimiz değerli Haluk Bey. Ya bir kere... Bu omlete kaç para verdin? 25 TL. Ha. Peki yumurta kaç para? Bilmiyorum. 80 kuruş. Bunu evde yapsan en fazla 2 liraya çıkar. Hem de daha sağlıklı. Çok geleneksel bir profesiniz Haluk Bey. Öyleyimdir. Dar gömlek, gülüp durma. Bu söylediklerim senin için de geçerli. Tamam hadi kalın. Gel misiniz? Hayır. Ben evdeydim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk. Vay Zero. Hoş geldin. Oo, nasılsınız Haluk Bey? Merhabalar. Ne diyorsun da sen? Bana rica etsem Tuna Bey diye hitap ederseniz memnun olurum. Yani sizi biraz ciddiye de davet ediyorum Haluk Bey. Ben iş hayatında son derece ciddi bir adamımdır. Lütfen öyle ismen hitap etmeyelim birbirimize. Haluk Bey, Tuna Bey. Aa, nasılsınız Dar Gömlek Bey? Oo, Tuna Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yeğeninize duacıyız. Hoş bulduk efendim. Çok affedersiniz İrem Hanım. Acaba toplantı salonu ne tarafta oluyor? Böyle buyurun Tuna Bey. Derhal. Buyurun. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Merhaba uşaklar. Tuna uşağım. Kusura bakma da biraz geç kaldım uşağım. Ah, hiç önemli değil. Estağfurullah İsmail Bey. Ben de İrem Hanım, Haluk Bey ve Tolga Bey'den brief alıyordum. Kampanyanın detaylarına hakim olmaya çalışıyorum. Nasıl? Haluk uşağım, ne deyi bu? Olabildiniz mi bari? Tam olabildim sayılmaz Haluk Bey. Ama şu örnek daireyi bir görsem iyi olur. Çünkü stratejiyi onun üzerine kurgulayacağımız için örnek daire son derece önemli. Tabii burada orayı gördükten sonra yani nasıl bir road map'im olur? Yani yol haritası ondan bahsediyorum. Ona bir bakmam gerekecek. Yalnız ben prezentasyonu hazırlayabilmem için bir 6 güne ihtiyaç duyuyorum. Yani prezentasyon derken sunumdan bahsediyorum. 6 gün sonra size güzel kapsamlı bir sunum hazırlamış olurum ben. Yavaş yavaş Tolga Bey diyorum kalkalım isterseniz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kahve içseydiniz. Ah, çok teşekkür ederim. Ama ben iş zamanında böyle garip saçma sapan aktivitelere vakit ayırmıyorum. Kahve mahvetten biraz saçma oluyor yani. Hoşçakalın efendim. İrem Hanım çok sevindim. Görüşmek üzere. İsmail Bey saygılar, sevgiler efendim. Haluk Bey görüşmek üzere. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Size bir balet alalım. Şey önemli değil. İsterseniz baleti orada da şey yapalım. Haluk uşağı. Sana Haluk Bey dedi de. Siz de duydunuz değil mi? Vallahi ben duydum. Ben de duydum. Ben ona bunun hesabını soracağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım. Ayrı dümen tutarım.